Evet sevgili seyirciler, ayrıntılara Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin kurucusu ve Türkiye'nin en önemli aydınlarından, önceden memleketin yangınına haber vermiş olan Türkan hocamızı anarak başladık. Sosyal medyada sizden gelen iletilere bakıyorum. Bir anket yapıyoruz. O anketimize katılmanız önemli. Çünkü onun üzerine biraz sonra konuşacağız. Biliyorsunuz ayrıntılarda buluşuyoruz ve memleketin bütün meselelerini konuşuyoruz. Fotoğrafı tekrar anımsatalım aramıza katılanlar varsa. Evet, bu fotoğraf bu sabah elimize, tüm sosyal medya kullanıcılarının eline geldi. Damat bakan bir yer sofrasına oturmuş ve ben de sordum buradan. Bu fotoğrafı samimi mi buluyorsunuz, yapay mı buluyorsunuz? Bu fotoğraf sizce bir kurgu mu yoksa içten mi diye sizden gelen iletileri okuyorum. Neden bunu sorduğumu da biraz sonra anlatacağım. Kendi fikirlerimi de söyleyeceğim. Yanımda meslektaşım. Bu zorlu süreçte şöyle söyleyeyim size. Bu zorlu süreçte o da bedel ödedi. Tülahan Tekelioğlu ve kendisini şeye verdi Tülahan. Belgeselciliğe verdi. Ardı ardına da başarılı işler yapıyor. Memlekette bu işleri yapmak zor. Çünkü neticede bağımsız bir kişi olarak bu işleri yapmak o kadar kolay olmuyor. Sponsor gerekiyor. O bu falan ama neticede Tülahan bu işi halletti. Ve bugün sen geçsin, güç sensin sloganıyla hazırlığını yaptı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin her belgeselden sonra ben burada onları anlatmaya başlıyorum. Bugün çok teşekkür ederim. Yok rica ederim. Bizim görevimiz, sen çok çalışıyorsun. Biz de anlatmaya çalışıyoruz. Bu fikir nasıl gelişti? Ne kadar çocuk vardı? Öncelikle biraz önce Ayşe Hoca buradaydı. Ben Türkan Sayan'a yine saygımı belirtmek istiyorum. Çünkü Türkan Hoca'nın çok güzel bir sözü vardır. Her eğitimli kadının Cumhuriyete borcu vardır diye. Ben de o borcu ödemek istiyorum açıkçası. Çünkü kolay kazanılmadı bu ülke ve 19 Mayıs çok değerli. Bir daha 100 yıl yaşamayacağız. İşte bir daha 100 yıl yaşamayacağımız için 19 Mayıs'ın 100. yılına istedim ki Mustafa Kemal Atatürk demiş ki ümidim gençliktedir. Ümidimiz gençlikte. Bizim geleceğimiz gençler. Dolayısıyla onlar için şu an umutsuz olan gençliğe bir umut belgeseli çekeyim. Çok da anlamlı oldu. Çünkü neden? Hayal kurmayan bir gençliğimiz var. İstatistikler önümüzde, TÜİK'in verileri önümüzde. Bir kere %26 olmuş genç işsizliği. Çok ciddi bir rakam bu. 14-25 yaş arasında. TEOG oluyor, üniversite oluyor vesaire. Üniversiteye giriyorlar, rekabet. Bu sefer üniversiteden çıkarken işsizlik. Çok zor bir dönem gençler için. En çok kafama takılan mesele şu, açık söyleyeyim. Evet. Diğerlerinde hepsini konuşuruz ama en çok kafama takılan, en çok üzüldüğüm bu beyin göçü meselesi. Bu beyin göçüyle ilgili geçenlerde işte bir çok trajik bir şey. Trajik bir şey oldu. Çocuğa kızdılar. Evet. Halbuki çocuğa kızacak bir şey yok. Yok belki tabii. Şöyle onu arşivden bulursa çocuğun, çok acı bir şey. Çocuğun düşü başka bir ülkenin vatandaşı olmak. Evet. Bu çocuğun kabahati değil. Kimse kusura bakmasın. Çok üzücü. Ne söyleyeceksin? İşte ülkemizin evlatlarının başka bir ülkenin evladı olmak istememesi için bu belgeseli hazırladım. Belgeselin hazırlık aşaması çok zevkli tabii ama ondan öncesi çok zordur. Sen de bunu biliyorsun. Sponsor bulma. Hele bu zamanın ruhunda. Önce şey hatırlatalım, o çocuğumuzu sorunu koyalım. Tabii tabii. Onu görelim ardından. Tabii. Sevgili seyirciler, tam da Tülahan'ın çıkış noktasına örnek bir haberdi bu. Çocuğumuzun bir canlı yayında gelecek düşünü sordular. Gelen yanıt hazindi. Kabahat çocukça değil. O çocuğu bu duyguya taşıyan bizlerdeydi. İzleyelim. Güleriz ağlanacak halimize aslında. İşte bu tabloyu değiştirmek için. Aynen böyle. Bu tablo tabii ne kadar değiştiririz bilemem ama bu tablonun değişmesine katkıda hepimiz bulunabiliriz. Ben de nasılsa bu belgeselcilik yolunda ilerliyorum. Amacım öncelikle kadınlar ve çocuklar ve gençler için bir şeyler yapmak. Çünkü ne yazık ki toplumun en ezilen kesimi kadınlar ve gençlerimiz. Oysa lokomotifi, toplumun lokomotifi kadınlar ve gençler. Yola çıktık. Yola çıkarken işte 1,5 yıl çok ciddi bir sponsor arama ve eziyet dönemi vardı. Ama vazgeçmedim. Vazgeçmemek bugünlerde ülkemize çok değerli bir kavram. Çocuklara nasıl ulaştın, gençlere? Şöyle söyleyeyim, onlar zaten kafamdaydı. Süreçte de süreç yardımcı oluyor. O süreçte idefix oluyorsun. Yani bir algıda seçicilik başlıyor. Çocukları öyle buldum. Çocuklar ülkenin farklı coğrafyalarından, farklı hayat tecrübeleriyle, farklı aile yapılarından gelen Türkiye'nin tam mozaiğini oluşturan çocuklar. Hepsi çok değerli, hepsi parlayacak. Yani zorluklardan
başarının doğabileceğini göstermiş çocuklar. Çok karakterli çocuklar. Bir kere günümüzün böyle gözü açılmış çocuklarından hiç değiller. Çok doğallar, hakikiler. Ve şimdiden kendi hikayelerini yazmış gençler. Onlarla bu belgeseli çekmek çok anlamlıydı. Biraz daha izleyelim o zaman. Hadi. İzleyelim bakalım. Evet. Şöyleciğim, sen seçtiğin bir bölümü daha bizimle paylaşırsan. Onları anlatayım sonra size. Bu arada size ilginç bir şey söyleyeceğim. Tülay'ın son derece genç bir kadın ama onun da yetişkin bir evladı var. Evet, ve bir gencin annesi. Annesi aynı zamanda. Yani evde de bunu gözlemleme imkanına sahip. Bir izleyelim, üzerine biraz konuşalım. Evet Tülay Hanım, anlat bize gençlerde umut verici tarafları anlat. Evet, gençlerimiz farklı alanlardan gençler. Onlardan biri mesela Mizgin Ay. Mizgin Ay, Batman'lı 7 çocuklu bir ailenin en küçük kızı. Mizgin'in ailesi tarlada çalışmak için Batman'dan Beypazarı'na geliyor. Havuç tarlasına çalışıyorlar. Mevsimlik işçiler oraya yerleşiyorlar. Mizgin tarlada koşarken böyle keşfediliyor ve Beypazarı elemelerinde birinci oluyor. Daha sonra Türkiye'de inanılmaz rekor üstüne rekor kırıyor. 100 metreci. Geçtiğimiz yıl Kenya'da yapılan atletizm şampiyonasında bize madalyayı, altın madalyayı getirdi Mizgin Ay. Çok... Bu bir sporcu başarısı. Bu bir sporcu başarısı. Bunun yanında mesela Şehmuz Aca var. Şehmuz Aca'nın hayatı 1,5 haftalıkken babasını kaybediyor. Mardinli bir Arap kökenli ailenin çocuğu. Çok zeki. Bir öğretmen hayatını değiştiriyor. Bakın öğretmenler ne kadar önemli bu ülkede. Böyle öğretmenler olmalı. O kadar ilgisini çekiyor ki Şehmuz'un zekası onun. 9 yaşında bilmediği bir sınava sokuyor öğretmeni. Darüşşafaka sınavına kazanıyor. Ama annesi göndermek istemiyor. Çünkü annesinin 3 oğlu var. Şehmuz en küçüğü, 9 yaşında. Eve vali geliyor, kaymakam geliyor, jandarma komutanı geliyor. En sonunda hepsi ikna ediyorlar. Şehmuz İstanbul'a geliyor. Sürdürülebilir bir başarı tabii. Şu an geçen yıl Prince Edward'da yaptıkları robotu tanıtmışlar. Çin'e gidip robot takımlarına eğitim vermiş takımıyla. Şu an Darüşşafaka'nın robot takımında lider Şehmuz. 17 yaşında üniversite sınavına girecek yakında. Ona başarılar diliyoruz. Peki bir şey soracağım. Evet. Türkiye'de gezi gençliği diye bir tarif oluştu. Evet. İçinde zeka, yaratıcılık, sanat, evet, edebiyat. Hı hı. Bu gençleri gözlemlediğin zaman gerçekten bu yani gezi etkilemiş mi insan? Oraya bir bağları, bir duyguları var mı? Halen diri mi o zaman? Gezi gençliği demeyelim, gençlerin gezisi diyelim. Çünkü sadece onu geziyle adlandırmak yanlış olur. Çünkü gençlerde öyle bir zeka var ki o şu anda mevcut mesela sosyal medyada baktığımızda. Gençlerde inanılmaz bir yaratıcılık var, gençlerde inanılmaz bir mizah var. Bu mizah bizim belgeselimizde görecek insanlar. Çok zekiler, mizah duyguları çok gelişmiş. Aynı zamanda her an, her yerden ciddi bir hikaye çıkarabiliyorlar. O yüzden onlara güvenmemiz lazım. Yani böyle göz ardı etmek, toplumun sesi onlara birazcık kapalı. Yöneticilerimizin, yani yaş ortalamaları 70 küsur olduğu için belki de görmüyorlar. Oysa gençliğimiz, geleceğimiz son derece değerliler, onlara değer vermek lazım. Değer verdiğiniz zaman, sırtını biraz sıvazladığınız zaman inanılmaz şeyler başarıyorlar. Peki bu Türkiye'de de tuhaf bir tablo da var. Bir taraftan kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz vesaire bunlar. Evet. Dolayısıyla kadın olarak ayakta durmak zor. Gençler de bu açıdan sıkıntı yaşıyorlar. Çok fazla. Ne gördün orada? Biraz da ondan konuşalım. Biz bu programda her gün mutlaka bu sorunlara dikkat çekiyoruz. Devam da edeceğiz. Evet. Ama bunlardan sıyrılan işte genç kadınlar var. Bu çok değerli bir şey elbette bu. Ne gördüm? Mesela öyle iki genç tanıdım ki Berna Akdeniz, Leyla Almasut lise sondayken bir kansere karşı erken tanı çipi oluşturuyorlar. Sende mesela kanını alıyorlar ya da bir tükürükten kanser var mı yok mu bunu teşhis ediyorlar. Ne kadara biliyor musun? $1,5 yaptıkları şey. Ve Amerika'da inanılmaz güzel bir ödüle layık görülüyorlar. TÜBİTAK tarafından üniversiteye sınavsız geçiş hakkı kazanıyorlar. Yani zaten TÜBİTAK'ın hali ortada Türkiye'de. Yazık bir de düşünebiliyor musun? Onları sınav Mayıs'a yapar. Kadar çalışmışlar. Mayıs'ta söylemiş TÜBİTAK sınavsız girebilirsiniz diye. Böyle gençler var. Yani tamam her şeyi birazcık da başka türlü gençler de var. Her şeyi ailesinden bekleyen, sunulan, önüne engeller konmamaya çalışılan. Böyle aman yavrum dikkat yavrum şu yavrum bu yavrum denen
o kadar tehlikeli bir şey ki o. Bırakın çocuklarınızla engellerle savaşmayı öğrensinler. Engeller insanı insan yapar. Engeller insanın kapasitesini ortaya çıkarır. Engeller bizi biz yapan şeylerdir. O yüzden bu çocuklar engeller aşmış çocuklar. Sümeyye Boyacı ne zaman hangi yarışmaya gitse altın madalya getiriyor. Bir bacağı diğerinden kısa ve iki kolu doğuştan yok bu kızın. 15 yaşında şu an. Ve 2020 yılında olimpiyatlarda altın madalyayı bekliyoruz Sümeyye'den. Yani bir kere hayal kurmak çok önemli, çok değerli bir şey. Hayal kurmayı unuttuk. Hayal kurmayı teşvik etmek lazım. Bu gençler bunu sağlayacaklar. 8 gencimiz var. Çünkü bir filme 53 dakikaya 8 genç sığdı. Ama emin ol ki onların sayısı 8 değil. 80 bin değil, 800 bin değil, milyonlar. Sadece gözümüzü açalım ve onları fark edelim. Peki bu filmi nasıl izleyecek insanlar? Dün galası vardı. Evet, dün galası vardı. Katılım muhteşemdi. Hoşuma gitti çünkü çok güldüler, çok ağladılar. Diyorum ki neden ağladınız? Yani biz umut belgeseli çektik. Herhalde şuralarında bir şey takılıyor bugünlerde. O ortaya çıkıyor. İşte bilinçaltı mıdır? Alt beyin midir? Duygu mudur? Bilmiyorum. Nerede izleyecekler? Önce biraz... özel gösterimler yapacağız, biraz festivalleri gezeceğiz ve en büyük arzum şudur, sinemalar bize kapılarını açsın. Çünkü şunu iddia ediyorum ki bizim belgeselimiz bugünlerdeki gişe yapan, vizyona giren filmlerden çok daha fazla umut vaat ediyor. Ve umuda çok ihtiyacı var bu gençlerin ve bu gençlerin ailelerinin. O zaman sinemaların taşın altına elini koyup en azından seans vermeleri gerekiyor. Vizyon filmidir, gişe filmidir. Bize bu şansı tanırlarsa para da kazanacaklar. Ben buradan iddia ediyorum. Güç sensin. Ha sen diyorsun ki bu işin ticari tarafında da iddialıyız. Yani onlara söylüyorum. Ben iddialı değilim. Ben bir belgesel çektim. Biliyorsun belgeselcilik kolay bir şey değildir. Para da kazandırmaz ama toplumun umut kazanmasına ihtiyacı var. Peki artık gazetecilik yapmayacak mısın? Yapıyorum. Belgesellerim yani aracılığıyla yapıyorum. O bağlamda söylemedim. Yani düzenli televizyon ya da işte basılı gazete vesaire. Yoksa böyle devam edeceğim diyorum. Çünkü geçen sefer kararlıydın. Bu işi sevdim evet. Biraz böyle gideceğim diyorum. Ya benim yolum galiba biraz bu Enver. Çünkü her yıl bir eser üretmek çok kıymetli. Onun kitabını yapmak çok kıymetli. O eser etrafında insanlarla deneyimlerini aktarmak çok kıymetli. Bu iş de çok kıymetli. Sen olmasan ben burada olmayacaktım. Sen doğal bir haber konususun. Babam burada seni izliyor. Çok selam var. Enver'e git iyi. Enver çok başarılı, çok saygın var. Çok üretken dedi. Bu arada onu da söyleyeyim. Şöyle tabii ki biraz televizyonda olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü popüler olmayınca da ne bileyim zor oluyor bazı işler. Belki bir ara televizyona yine başlayabilirim. Yani, peki. Yani. Şimdi sevgili dostlar ikinci görevimiz. Bir, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne sabah gidip üye oluyoruz. Burs veriyoruz. İki, Tülay'ın yeni proje yapacağı zaman sponsor arıyoruz. Olmazsa hep beraber imece usulü yapıyoruz. Çünkü birilerinin de bu işi yapması evet, lazım. Evet, bu filme çok katkısı olan oldu. Bir kere şeyi söyleyeyim. Çağdaş Yaşam'ı bir önceki yapabilirsin filmimizde, belgeselimizde. Yapabilirsin Amerika'daki gösterimlerinden. Gelen gelirle tam 102 yoksul kıza burs sağladık. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'nin belirlediği 102 kıza. Bu da benim Türkan Salyan'a borcumdur. O yüzden çok mutluyum. İyi ki bu belgeseli çekmişiz. Çok anlamlı insanlara dokunduk. Şimdi bir dakika buraya gelmişken ben de Türkan Salyan'a nasıl borç ödediğimi anlatacağım. Benimki biraz mizahi. Bunu Tülay Hanım da bilecek. Ayrıca bu anlattığım şeyin görüntüsünü bulursanız gösteririz de. Şimdi Tülay Hanım ben aykırı soruları yaparken... en popüler olan program Ali Ağoğlu programı. Tabii hatırlıyorum. Saati miydi? Işte. Şimdi Ali Bey mizahı da seven bir adam. İşte ben de, o zamanlarda da basında konu oluyor. Saatin kaç para dedim. Bu dedim o işte bilmem kaç bin dolarlık olan bunu. Yok dedi bu 60 bin dolarlık olan dedi. Bu ucuz olan dedi. Şimdi bugünkü parayla düşünsen 60 İnanılmaz. Bin dolarlık saat 360 bin lira falan böyle acayip bir rakam. Dedim ki peki bunu bize versen de biz bir yere bağışlasak. Çağdaş Yaşam mı gitti? Tabii. Herkes bana sordu ne oldu o diye. Harika. O zaman dolar düşüktü 100 bin lira. Yine çok iyi. Muhteşem. Evet, o zaman saati almadık. Ertesi gün Ali Bey'in muhasebesinden aradılar bizi. Saatin ederi kadar olan parayı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne
gönderdik. Ve hani millet soruyor bazen ne oldu o saatte. Saat Ali Bey'in kolunda duruyor muhtemelen ama onun kadar ederi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yattı ve dekontunu da biz yayınladık. Helal olsun. Evet. Sevgili dostlar, Tülay'ın biz yeni işlerinde yine ağırlayacağız. Son söyleyeceğim bir şey var mı? Toplumun umuda ihtiyacı var. Bize biraz umudu söyle. Toplumun umuda ihtiyacı var sevgili dostlar. Toplumun gençlerine güvenmesine ihtiyacı var. Biz gençimize güvenirsek gençlik bize gerçek bir gelecek verecek. Eğer hayal kurmalarına izin vermezsek hayal kurmayan bir toplum gelişemez. Türkiye Dünya Ligi'nde üst sıralara maalesef yerleşemez. Ben bu film bir projede daha doğurdu, onu söylemek istiyorum. İkiz Bebek gibi sponsorumuzun desteğiyle Toplum Gönülleri Vakfı da birleşerek bugünden itibaren Sen Gençsin, Güç Sensin gençlik ödülleri başlıyor. İlk desteklenenler belgeselimizin 8 gencidir. Gelecek yıllardan itibaren her yıl 4 alanda 16 gence hibe verilecek ve sürdürülebilir. Gençlerin de artık ne güzel beni görecek dedikleri iyi bir yer açılacak onlara. Çok mutluyuz. Alkışlar Tülay'a bu işleri yaptığı için. O zaman rahat çayımızı içebiliriz. Tülay'ı uğurluyoruz ve kötü haberlerimize başlıyoruz. Kötü haberler iyi değil. Bu arada babana da çok sevdi. Antalya'da mı, baba burada mı? Yok yok, şu gala için geldiler. Bütün mahalle. Kardeşim ha. Fransa'dan geldi. Bir dakika, ona da teşekkür ederim. Kardeşi. Evet, montaj. Balkan'ın hünerli elleriyle Fransa'da beraber yaptık, didişe. Beni de almaya gelecek birazdan buraya. O yüzden ona da çok teşekkür ederim. Emeği geçen tüm insanlara, dostlara, kurumlara, herkese bu belgesel sadece benim değil, Türkiye'nindir. Bizim 19 Mayıs'ın 100. yılına atamıza saygıyla gençliğimize hediyemizdir. Bizim ekip de canavar gibi, Tülay'ın dediği gibi ekip çok çabuk hallediyor. Ağoğlu'nu evet. Bulmuşlar. Süper. Onunla yolcu edelim Tülay'ını. Tamam, harika. Ağoğlu'nun ardından devam ediyoruz.